Bu çok zor bir çorba değil zaten. At mercimeği, pirinci, bulguru, at. Evet. 10 dakikada kaynasın bir çorba. Öyle ama tavuk suyuyla yaptı. Tavuğunu ayrı haşladı. Mercimeği tekrar. Atacaksınız tavuğu da öbür tarafta. Öbür tarafta tıkır tıkır kaynayacak. Suyunu koyacaksınız. Buyurun size bir çorba. Çok sıcak. Mantar. Öyle değil ki tek tek doğradı onu ince ince. Benim yanımda ince, oturan ince. Hanım efendi Hatice Hanım mı? Evet benim. Ben tanıyamıyorum şu an kendisini. Bambaşka çünkü haksızlığa uğradı ya gelinim. Anladım. Kabul edemiyorum. Genelde öyle oluyor. Ertesi onun emeğine, çünkü emeğine yazık. Gerçekten emeğine yazık. Vallahi biraz... Şu bence çünkü zor bir çorba çok değil. Çok sıcak bir çorba. Çok zor bir çorba değil efendim. Çok sıcak çorba. Çok sıcak ve peçeteler hala gelmedi. Geldi. Yanında. Ha, pardon. Çok sıcak diyorlar. Çok sıcak, sıcaktan içilmiyor çorba yani. Evet çok. Vallahi soğuk olsa soğuk derdiniz yani ben. Bu da biraz fazla sıcak. Bu da çorba sıcacık geçirdim. Bu biraz fazla. Biraz üfleyin. Öyle yapıyoruz zaten. Yeniden pişmiş. At diyor pirinci bulguru, at diyor şeyi mercimeği. Evet. Çok basit. O kadar çok özür dilerim. Dün ne çorbası vardı? Mantar çorbası. Mantar çorbası. O da aynı. At mantarı. Yok öyle değil. Onu ince ince doğuruyorsunuz, haşlıyorsunuz, siyah suyu çıkıyor. Valla bir şey söyleyeyim mi? Zor çorba. Ha, mercimeğe yek ama mantar. Ben sizi yani dinlerim ama mantar çorbası için. Ekmek de sonradan geldi bak. Yani ben sadece mantar çorbası. Yani analı kızlı yaparsınız. O zaman konuşma hakkınız olsun ama yani ezogelinle mantarı. Mantar çorbası da olmamış ki. Yok gayet lezzetli. Niye mantarlarınız kararmış? Kararmış da. Gayet de güzel olmuş. Bu, yani bu çok şey, zor bir çorba değil benim için. İkinciye kaynattınız herhalde bunu. Dışarıdan kaynattınız herhalde. İkinciye kaynadığı için de bayağı bir... Blender'dan geçirdim sadece. Bayağı bir koyulaşmış. Çok koyulaşmış, tortulaşmış. Blender'dan ben biraz bir yanık tadı da alıyorum sanki. Var mı? Dibini sarmış ama evet. Sanki tencere. Dibini tutmuş gibi. Tutmuş gibi. Evet. Annem, bilmiyorum, ben tadını biliyorum. Biber salçası var, kendi salçamız onun. Hayır, şimdi biber salçası ayrı bir şey var. Bak salça, biber salçası farklı bizim salçamız. Tadı biraz böyle yanık gibi ağır oluyor. Evet, kavurarak yapıyoruz. Bak şimdi biber salçasını da biz... Biber salçasını biz kavurarak yapıyoruz. Ama bak ağza gelirken... Yanık değil de dibi tutmuş bir tadı geliyor. Ne zaten? Dibini sarar. Çok aynı ağır bir de çok evet, katı. Yanık kokusu tam var. Sarmış dibi tutmuş. Sarmış, sarmış gibi tutmuş. Çok ağır bir kokusu var. Dibini sarmış. Ya çok dibi ağır bir kokusu var. Şimdi yanığı nerede bulmuş gibi? Yanık değil hayatım. Dibi mi tutmuş? Dibini tamam, sarmış. Dibi salçada kavrularak yapılmış. Onun öyle bir tadı olmuş yani. Dibi tutunca hafif böyle... Salça kavrulması değil. Değil. Evet evet. Dibi tutmuş. Getirebilir misin tencereyi sana zahmet olmazsa? Hayır şimdi bir şeyle itham ediyorsunuz. Orada tutmadı diyor dibi. En güzeli geçenlerde bir gelimizin yanmış dediler dolmalar. Getirdi kız tencereyi hiç yanık manık yoktu dibinde. Ama çok ağır bir kokusu var. Salça diyorlar ama acaba salça ne tavırsız? Salça. Ne salçası kullandın? Biber salçası. Biber salçası. Kendi, kendi yaptıkları salça. Çok ağır. Sen göster hanımlara dibi tutmuş diyorlar ya. Bakın. Zaten granit tencere dibi tutmaz. Şimdi dibi tutmuş. Aa. Şimdi dibi tutmaz. Dibi tutmuş sabahtan beri tencereye getirdim. Hayır, hayır. Tencere dibi tutmaz. Bakar mısın bir dakika? Ama dibi tutmamış yani. Kokusunu hayır alıyorsunuz. Ama kokusunu alıyorum ben. Tencere burada. Ben ondan bir koku aldım. Vurduğunuz salçada o zaman bir sıkıntı diyorum var. Diyorum ki bak onda biz salçamızı var biraz kavurarak yapıyoruz. Valla galiba burunlarda bir sıkıntı evet, var. Evet burunlar. Bilmiyorum. Kokuyor tencere yani. Tencere burada. Yanmışsa baktınız. Gerçekten bak ağır bir kokusu var yani. Bak şimdi anlatamıyorum. Ben kendi salçamızı getirdim. Bak Zuhal Hanım'a dayın, bizim salçamız biz fırında kavururuz. O salçanın fırın kokusu size öyle geliyor. Ben tencere burada. Bilmiyorum şey tencere burada. Ya o zaman tencere burada. O zaman keşke o salçayı kullanmasaydınız. Evet. Evet. Hanımlar üzerinde bir yanık kokusu vermiş. Ya şöyle salça yapalım mı? Hay Allah çorbaları çünkü herkes eleştirdi. Şimdi sen gideceksin servis geciktirecekler diyecekler. Nasıl yapalım? Sana istersen verelim. Ara yemekleri servis et ondan sonra uyar mı sana? Yani giyindikten sonra etsem. E tamam sen bilirsin. Olur mu? Alabilirim ama çorbaları önünüzden. O zaman tamam. Yok, çok bekleyeceğiz. Tamam. Nezahat Hanım çorba bir de çok koyuyor. Çocuk maması gibi. Tamam koyuluğuna bir şey demiyorum. Ona bir şey evet, demiyorum. Ama yanık. Tamam o, tamam biraz koyuyor ama yanık değil. Ben öyle bir ama tad aldım. Ama koku var ağır bir koku asla var. Yanık yalan değilse gerçekten bak. Öyle ben size yalan aldım söylüyorsunuz demedim. Hayır siz yok diyorsunuz ama. Hayır ama tencereyi gördüm. Gördüm ama o tadı alıyorum ama hayatım buradan alıyorum. Peki şimdi, onun dışındaki kullanmış olduğunuz koyuyor salça koyuyor o tadı vermiş Nezahat Hanım. Kullanmış olabilir olduğunuz salça olabilir vermiş o zaman. Ama yani tencereyi gördünüz yanmayan şeyi. Yani ben de ezogelin çorbasını çok yaparım. Böyle yapmam. Yani. Bak şimdi siz gördüğünüze mi inanırsınız? Tabii ki gördüğüme de tamam, inanırım. O zaman ama probleme kapanmış. Tadıma da inanırım ama. Ama yanmamış tencere burada. Tamam hayatım. Ben gene ama ben dediğimin gene arkasındayım. O zaman siz salça dediniz. Salçanın o zaman farklı bir tadı var. Yemek yanık değil gördünüz.
Tencere burada. O zaman salçada bir sorun var yani. Evet. Salça dibini tutmuş olabilir evet, mi? Evet, salça dibini tutmuş. Acaba salçayı yağla kavururken falan. Evet. Belki evet, biraz fazla kavurdu ama yanık değil yani. Ha, yanık yemiyoruz tamam. Zaten. Dip evet, tutmuş tadı var diyoruz. Salça da o zaman bir sıkıntı var. Dip tutmuş evet. Çok ayrı. O zaman salça biraz yandı. Salça yanmış. Üstüne suyu koyunca yandı o salça olabilir. Dağılmış. Yani bakın emin değilim. Belki de diyorum. Ama yoksa yani çorba dibini tutmuş falan değil. Tencereyi gördünüz. Evet. Yani dibini tutmuş demedik ya. Bir ağır bir koku koyu var. Böyle olmuyor. Ağır bir koku var yani. Dibini tutmuş evet. Demedik. Belki tavuk suyunu biraz fazla koyduysa olabilir. Onun da şeyi yok, olabilir. Ben yani tavuk bilmiyorum. Suyu hem tadını katı. Ben de tavuk evet. Suyu, sırf tavuk suyu. Hatta ben dedim ki tavuk suyunu fazla koydun ağır olmuş olmasın. Yok yok hayır. Yok. Tavuk suyu. Tavuk suyuyla yaptı. Fazla bile hatta çoğunluğunu tavuk suyu koyunca ben dedim ağır mı oldu acaba kızım dedim çok koydun. Ama. Çok ağır olmuş. Hayır bence değil. Ne zaten blender'dan geçti mi bu? Çok hafif geçirdim. Geçmez ki o gelir. Evet. Yok çoğun. Hayır mercimek kaynaya geçer. Kaynaya o çiği alır. Hayır mercimek geçer. Benim bilmiyorum. Bildiğim de geçmez ama. Geçmez. Bir kere hani geçmez. Ne bir kere ne iki kere. Hiç geçmez. Geçirdi herhalde bilmiyorum görmedim. Yok hayır. Geçirdim dedi sanki blender. Onun için evet, içinde mercimek. Ne bulgur ne pirinç hiçbirisi yok. Evet. Geçmiş. Şey mama gibi olmuş. Mercimek geçiyor eyvallah ama bu geçmez. Biz öyle yapıyoruz bilmiyorum. Ben öyle yapıyorum. Ama yok ezogelin öyle değil öyle ama. Bir arkadaşımın yani işi var. Yani bu yöre böyle değil. Bu ezogelin yani. Herkesin yani bildiğimiz yaptı. Ezogelin evet. Birazcık evet. Bu bulgurudur, pirincidir, birazcık mercimeğidir. İçine diri olacak. Yani. Aslında herhalde. Geliyor diri ama az aslında. Yok, tamam yok hayır. Yani. Pirinçler geliyor ya. Geliyor. Bayağı o kadar da değil. Yok yok. Geçmiş. Yok. Hayır hayır. Bak pirinçleri ben görüyorum hayat, burada ya. Ama ezogelinin görüntüsü böyle değil. Değil. Evet. Bu süzme mercimek. Benim çok yani haftada bir yaptığım bir çorba benim bu. Yok, beğenmedik yani. Ben beğenmedim çorbanızı, evet. Batmanı? Ben de beğenmedim. Çok katı, yani ağır bir kokusu var. Ayşe Hanım? Evet, ben de o kokuyu aldığım için pek sevemedim. Son yani. Bir size de sorayım Hatice Hanım. Ben beğenmedim. De beğenmedim. Salçadan dolayı, o dibini sarmış olan salçadan dolayı ben de... Bir şeyler ters gitmiş anlaşılan, evet. Evet öyle bir durum var. Evet. Biraz sanki, ve blender'dan evet. Da çekilmiş ya, çekilmez çünkü. Evet. Çekilmez. Orada biraz... Hata yapmış. Biraz evet. Da koyulaşmış. Çok. Evet. Çok bebek koyulmuş. Maması gibi. Koyulaşmış. Tamam. Çok ona koyulmuş. Bir şey biraz demiyorum ama dibini tutmuştuğunu kabul ediyorum. Biraz da değil Zoyla. Bayağı koy. Siz biraz deyin. Biraz diyeyim. Yanık değil de. Yoksa dibini sarma yanık değil. Ya salçadan dediğiniz gibi. Yanık değil. Yani yanık burada yanık tencereyi demiyorum. Gördük. Dip tutmuş ama. Ama hafif bir belki böyle hafif bir gitti de son anda kapattı zaten altında. Biber salçasını kavurunca böyle kokar. Kendine az bir kokusu olur. Evet, biber olabilir. Salçası öyle olur. Ya tabii ev yapımı salça gibisi var mı canım? Ben de çok evet. Severim. Ama sürsün yani diye. Yanmış diyemezsiniz buna. Yanmış demedik zaten. Evet. Tencereyi gördünüz daha ne söyleyeyim? Hani ağır bir kokusu var dedik. Ezogelin çorbasını beğenmedim. Çok katıydı. Bir koku vardı. Yanık değildi ama ağır bir koku vardı. Gerçekten şok oldum. Blender'dan geçilir mi ya? O ağzınıza bulgur, pirinç, mercimek gelecek. Onu tadacaksınız ve çok koyu. Bebek maması gibi bir çorba. Çorbayı beğenmedim. Bu kadar yıllık İstanbul'luyum ve bu kadar yıldır ben bu çorbayı yaparım. Asla da blender'dan geçilmez bu çorba. Benim gelinle diyorlar da çok geç getiriyor servisleri, çok geç getiriyor. Evet şu an çok geç getiriyor. Üstünü üzerini değiştirmeye gitti. Şey sizin gelinize de izin verdik, buna da verdik. Evet. Ama hemen değiştirdi geldi. Farkındaysanız. Çabucak hemen gitti ve geldi. Üstünü herkes değiştirme. Kendi yoğurduna kara demez, sizinki de beklendi. Bekledik. Yok ben beklemedim demedim. Yani sizinkini de bekledim. Sizinkinden ben çok bekledim. Hatta gerçekten hatta herkes yedi. Ben sonradan yedim. Bak ben yok onu almadım. Ne güzel bir şey bir senin nar çiçeği. Yani herkes yedi ben sonradan evet çok tadına baktım yani. Bizim yemeklerimiz bitti. Siz bitirdiniz ben sonradan. Öyle miydi? Çatalınız mı neydi? Bir şeyiniz gelmemişti. Eksik burada da bir tane şimdi geldi. Sizin de çatalınız. Aynen yani. Ama bir servisi tam açmıştık. Dibi tutmuş dediler ama tencereyi bile götürdüm. Dibi falan tutmamış yani. Bayan yok yok Gülcin Hanım herhalde kendisi iki mi kullandınız olabilir. Acaba? Onu hiç dikkat etmedim ama bu sefer geldiğimde dikkat tamam. Ettim tekti. Tamam. Acaba dedim hani eksik miydi tek mi? İkisini onu, birden mi kullandınız? Ne desem ona bir şey diyemem şimdi yalan konuşayım. Çünkü biraz da baktık biz çift servis açtık istenme durumu olmasın diye. Biraz da koyduk. Bu çiçek de sürekli sallanıyor. Masadandır. Sizinden benim çatalım tekti Hatice Hanım. Diğerlerinin çifti. Çiçeğin ayağında bir şey var. Bugün için. Evet. İşte o yüzden sizinkini de gösterdim ben. Sizinkiyle benimki eksikti. Çatalları eksik. Biz çift servis açtık. Onda peçete yoktu.
Çatallar yoktu. Sulara da dolmamıştı. Dün bizi de eleştirdilerdi. Sularınız yok diye. Onların da suları dolmamıştı bugün. Ama işte ideali adalet diyorum. İdeali adalet. Valla kayınvalidem sessiz messiz demişti ama yok. Asla yani. Bunlar sessizse ben kayınvalideme kurban olayım yani. Gayet de konuşuyorlar. Hele dünkü kayınvalide Hatice Hanım. Yani acayip dolmuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.